Ben sezon başında bu takım ligin en çok gol atan takımı olmayabilir ama en az gol yiyen takımı olacağını düşünüyorum demiştim. Şu anda takım 2 gol yedi. Evet. 7 haftada ve bunun birisini sen yedin sadece. Performansın zirvede diyebilir miyiz? Ya şöyle, sadece benlik olan bir şey değil bu. Bu takım oyunu. Önümde oynayan arkadaşlarım olsun. Emrullah da 2 maç oynadı. O da çok iyi performans gösterdi. Beraberce bir yola çıktık ve bu beraberliğimizi de şampiyonlukla süslemek istiyoruz. Ya önemli olan kaç gol yediğin değil, takım halinde neler yapabildiğindir. Çok şükür ki şu anda güzel gidiyor. 7'de 7 yaptık. İnşallah böyle devam eder. Sen hem yaş olarak tecrübelisin hem bu ligi iyi bilen bir sporcusun ve kaledesin. Takımı en iyi seyreden yerdesin aslına bakarsan. Oynanan oyun bizi aslında çok mutlu etmiyor. Puanlar gelse dahi çok keyifli futbol vermiyor. Bu ligden kaynaklı mı? Yoksa daha takımın oturmadığından dolayı mı? Ya şöyle söyleyeyim. Zaman zaman çok iyi oyun oynuyoruz. Bazen maalesef stat'taki zeminde biz ayağa top yapan bir takım olduğumuz için yani zeminin de kötü olması bizi etkiliyor açıkça. Tabii ki rakipler de bizi zorluyor. Yani herkes diyor yani üst sıralarda takımlarla oynamadınız diyor ama bizim oynadığımız her maç çok zorlu geçiyor. Evet, çünkü kilitleniyorlar bir taraftan. Evet, çok yani bize daha fazla konsantre oluyorlar, daha fazla mücadele ediyorlar. Ve bu da gayet normaldir. Süper Lig'de de büyük takımlara karşı çıktığınızda daha fazla bir performans sergilemek zorundasınız. Yani her oynayan takım en iyisini yapmaya çıkıyor sahaya. Biz de çok şükür ki bugüne kadar hepsini geçtik. İnşallah böyle devam etmek isteriz. İnşallah kaptan. Çok teşekkür ederim.